Bunurlu Kültür Evimizdeyiz. Müze evde çok kıymetli antika tarihimizden, geçmişimizden kalma Necdet Akay abimizin toplamış olduğu değerleri görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesinden Necdet Akay abimiz hakkında bilgi verecek. Buyurun. Şimdi bu mengene, halkımız amiyane tabirle işkence eder. Kitap tiplemede kullandıkları bir sıkıştırma makinesi, mengene. Kitap çitlerken kullanmışlar. Matbaacılar mı kullanıyor yani? Matbaacılar kullanmış. Bunun enteresanlığını ben şöyle başka bir örnekle anlatayım. Geçen yaz, kış Almanya Augsburg'a gitmiştik bir gezi çerçevesinde. Orada bir müzeyi ziyaret ettik. Mozart'ın babasının evi orada. Onun evini müze yapmışlar. Üç katlı evin bütün odalarında böyle eski kullanılan eşyalar var. Cam mekanlar içerisinde. Fakat bunun bir benzerini gördük bir odada. Fakat odanın içine girmek mümkün değil. Sadece kapıdaki küçük pencere deliklerinden bakabiliyorsunuz. Benzeri dediğim şu, aynı mengenenin çift burgulu olanı yapmışlar. Çift burgulusu böyle sıkıştırma şeyi. Vidalı, çift vidası. Tabii odanın içinde tek başına işte bir kadife masanın üstünde, kadifenin üstünde bu var. Yani Hatta şu anda oradaki dokunduğumuz gibi evet, dokunamıyoruz oraya, hayır mümkün mümkün değil. değil. Odaya yanına giremiyorsunuz. Bırakın cama kendi içinde görmeyi falan. Hatta oradaki Türk görevliye dedim ki iki tane jandarma koymadınız, eksik kalmış kapıya dedim. Böyle bir latife yaptım. Ki diğer arkadaşlar da vardı. Ben onlar öğrensin olayın ciddiyetini de sonra Mudurnu'daki bizim benzeri aletimizin değerini görmeye gelsinler diye söylemiştim. Dedi ki tabii ki çok sıkı koruyacağız. Bir benzerini yaptırsana. Var mı bir benzerini yapmanın mümkünatı dedi. Şimdi onu anlatayım size. Bunun evet özelliği bu ahşap mengenedir arkadaşlar. Şu gördüğünüz vida burgu ağaçtır. Yani el işçiliğidir. Düşünebiliyor musunuz? Bu ağaç şimdi işte bu demirden yapılanlar torna makinesi hemen açıyor. Ama bu ağacı elle yapıyorsunuz, helezon şekli veriyorsunuz ve şu dişlerin arasındaki farklılıklar eşit olmak zorunda. Milim fark olursa yuvasına girmez ve dolayısıyla bir de iç yuvasını açıyor. Bugün bunu yapmak neredeyse olanaksız. Peki oradaki Almanlar bunu çok özel koruma altına almışlar da biz de nasıl yapıyoruz? İnanın biraz belki abartı olacak ama biz yolda geçerken ayağımıza takısı ittirir geçeriz ya da sobaya atar bir güzel yakarız. Bu ne yazık ki böyle tarihe olan saygımız bir Avrupalınınki gibi değil. Bizim de dernek olarak amacımız tarihe olan saygımızı geliştirmek, özellikle öğrencilere, küçük çocuklarımıza bunun önemini anlatmak. Teşekkür ediyoruz.